Herkese merhabalar sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün güzel bir başlıkla sizlerle birlikteyim. Size karşı neden ilgisiz? Şimdi bu ilgisizliğin sebebi ne size açıkladı mı? Açıkladıysa söylediğiyle gerçekteki sebep arasında nasıl bir bağlantı var? Bunun yani bu ilgisizliğin, bu uzak duruşların, bu ...tavırlarının trip atıyorsa bunun sebebi nedir? Yani bir insan kaynaklı mı? Peki bir insan varsa annesi mi, babası mı, arkadaş çevresi mi? Sohbet edip konuştuğu biri mi var? Yoksa baya baya aldatmaya doğru gidiyor mu? Buna bakacağız. Hem de dediğim gibi size finansal diyordur ama aslında sağlık problemi vardır. Hani böyle bir şey var? Ya da günahsız bir kuzu mu? Hani ilgisizliği belki olabilir o, o gün morali yoktur son zamanlarda bundan da kaynaklı olabilir şimdi çok fazla seçeneği olan bir durum olduğu için ben bugün sizlere bir değil iki değil üç değil sekiz tane kart yığını aslında kart destesi ee, oluşturacağım. İsterseniz bir tanesine bakın, isterseniz hepsine bakın ya da 2-3 tanesi işte benim dikkatimi çekiyor özellikle ben oraları alıyorum diyebilirsiniz. Yani bir beşer dakikadan çok hızlı bir şekilde sizlerle bunları ben paylaşmak istiyorum. Hem siz yorulmamış olursunuz hem de direkt olarak neticeye geçebilirsiniz. Size karşı neden ilgisiz bir şeyler arkadaşlar içine demek ki bu arkadaşımız Sığdıramıyor. Sığdıramadığı için de yani e, bir itiraf birçok destede bu arada e, gelebileceğini ben düşünüyorum. Şimdi tekrar söyleyeyim. Burası birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste dördüncü, deste, dördüncü deste, beşinci deste, altıncı deste, yedinci deste, sekizinci deste şeklinde olacak. İster bunu seçin, ister şu üçün dördünü seçin yani. Size kalmış. Dediğim gibi ben bunları birbirinden farklı olarak, hani ayrı birer desteymiş olarak yorumlayacağım. Bu ilgisizliğinin sebebi normalde şuraya doğru çıktılar. Normalde böyle yoğun geldiği zaman almam. Ama şöyle bir durum var ki bir yığılma durumu var arkadaşlar. Bayağı yığıldı yani burası. Demek ki genelin bir sorunu var yani. yani şu anda bu videoyu izleyenlerin çoğunun yaşadığı ortak bir olay kendisini gösteriyor. herkesin demek ki içinde tutamadığı bir şeyler var. Yani bir açığa vurma isteği görüyorum en başta. Belki kızmıyor gibi görünseniz de içinizden demek ki arkadaşlar karşı tarafa çok kızıyorsunuz. Benim şu anda karşı taraftan da aldığım enerji şu biraz kendini duygularını gizliyor yani normalde çok açık çok dürüst davranıyormuş gibi görünmesine rağmen biraz yok yani hani bana gidiyorum diyor gidiyorsun da kimin yanına gidiyorsun yani cımbızla sanki laf alınıyormuş gibi yani. çünkü bakın verdiği zaman kendisini teminki gibi çünkü size merhaba hoş geldiniz dediğim andan itibaren enerji başlıyor aslında. Ve yani da sanki ağzından laf alıyorsunuz. Kendini çok gizliyor gibi hissediyorum. Çok konuşuyor ama çok az bilgi veriyor. Çok boş konuşuyor gibi geliyor bana. Yani konuşuyor ama ne anlatıyorsun yani. Biraz böyle bir enerji aldım ben karşı taraftan. arada bu kartları dağıtmanın bir sırası falan yok. Sadece nasıl bir enerji varsa ona göre bu dağıtımı yaptım. Şimdi tekrar söyleyeyim. Birinci deste. İkinci deste. Üç. Dedim ki belki Aa, üst sıra bana çok güzel geliyor deyip sadece belki üst sırayı dinleyeceksiniz. Dedim ki ben bunların her birini birbirinden ayrı ve farklı olarak yorumlayacağım. Bismillah diyorum. Şimdiden bu desteği seçen herkese hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar bu kişi inanılmaz derecede zeki bir insan. Yani onu söyleyebilirim dedim ya biraz e, manipüle yetenekleri son derece kuvvetli olan birisine benziyor. Yani gerçekten size karşı bir sevgisi var ama bir tane de bu kişinin bir sorunu var. Yani ve diyor ki bende evet bir sorun var. Ama bu yalnızca senin ortaya çıkarabileceğin bir şey. Yani bitmeyecek olan bir sevgi. Ama ben sana açıklayamam. Sen sora sora, tahmin ede ede bunu bulman gerekiyor diyor. Zaten karşı tarafın inanılmaz bir eril enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Ve bu eril enerji aslında son zamanlarda bu kişide biraz zarar görmüş olabilir. Siz de zaten bir şeylere az çok tahmin ediyor gibi görünüyorsunuz. Evet aldatıyor, bunu hissediyorum. Arkadaşlarım da bana bunu zaten söylüyorlar. Ben bir şeylerin farkındayım. Yani var bir başkası. Ama bu şu anda kişinin kendi içinde yaşadığı bir olay. Yani bir sizinle alakalı düşünüyor, bir diğer tarafla ilgili düşünüyor. Çok arada kalmış bir insan olarak gördüm. Ama sonuç olarak baktığım zaman ikinizin arasındaki duruma şunu söylüyor. Sen benim için resmen bir hani hediyesin ve hani beni bu hayatta hani bir kadın vardır bir adamı ya da bir adam vardır bir kadın ya da fark etmez hani cinsiyet olarak onurlandırır, onu rezil de edebilir, vezir de edebilir ve diyor ki sen bana baya baya gelmiş kadın erkek fark etmeksizin söylüyorum. Bir meleksin. Aslında bir hediyesin ama hediyenin kıymetini bilemediği için aslında birazcık ben bu kişide bir pişmanlık durumu. Bir pişmanlık durumu sezdim ve diyor ki ben gerçekten suçluyum. Seni bilemedim, seni anlayamadım. Yani bir şeylere izin vermemiş arkadaşlar. Ruhunuzu anlamakta zorluk çekmiş. Hem de ya onu anlamanıza sanki izin vermemiş. Yani siz ona geldikçe, siz ona doğru belki de adım attıkça biraz kaçmış açıkçası ve hani bu ilgisizliğinin sebebini artık şey olarak görmeye yaptım olduğu olarak görmüyor. Daha çok bir ruhsuzluk olarak görüyor ve diyor ki işte artık ruhunun büyümesine izin vermek istiyor ve kendisini dediğim gibi bu aranızdaki durumda suçlu hissediyor. Çünkü size karşı ilgisiz olmasının aslında dediğim gibi yani hediyeye yapılmış bir saygısızlık olarak artık görünüyor. Ve artık aranızdaki aşkı, ilişkiyi daha üst bir mertebeye taşımaya çalıştığı bir dönemde görünüyorsunuz. Aynı zamanda sevgili dostlar şöyle de bir durum var. Bu kişi normalde fazlasıyla kendine aşık, biraz narsislik aslında bu. Yani kusura bakmak, kendini beğenmek, güzel bulmak, tatlı bulmak vardır. Bir de kendine aşık olduğu için kendinden başkasını gözü görmez. Narsisliği beraberinde getirir. Onun haricinde bencilliği çok fazla beraberinde getirir. Ama artık bu kişi de ben şunu görüyorum, biraz daha e, ortak bir noktada birleşme isteği görünüyor. Ama onun haricinde açık söylemek gerekirse size karşı da biraz şöyle bir e, durumu var. Belki arkadaşlarıyla çok fazla zaman geçiriyor. Aşırı derecede hareketli. Yani size gelince konuşmayı kesiyor. Ağzı çenesi ağrıyor, başı ağrıyor ama arkadaşları, çevresi onu aradığı zaman inanılmaz mutlu olarak görünüyor. Hatta bakın ne diyor? Mutlu bekar anını yaşıyor şeklinde bir durum var burada ve baya baya eğleniyor. Her ne kadar bu şekilde görünse de içten içe dediğim gibi bir sıkıntısı var. Dediğim gibi siz ve karşı taraf arasında şu anda kalmış bir insan var ve diyor ki evet benim bir problemim var. Bu senden değil benden kaynaklı. Ben senin değerini anlayamadığım için tekrar sende şansımı deneyecek bir Durumum yok çünkü ben kendimi suçlu hissediyorum. Hani suçlu hissettiği için sanki yanınıza gelemiyor siz onu daha çok suçlarsınız diye. O yüzden beni suçlu olarak görmeyen bir başkasının yanına gidiyorum gibi bir durum var. Belki diyeceksiniz yo hayır ben onu suçlu falan görmüyorum. Özür dilese ya da bir şeylere gelip konuşsak her şey çok çabuk hallolabilirdi. Yani başkasında niye gidiyor? Yani o kitabı sayfalarını yapıştırmak yerine kitap kendi kendine düzeltene, tamir edene kadar sizin için başka bir deftere geçiyor, başka bir kitaba geçiyor. Böyle bir enerjisini gördüm. Dediğim gibi bu hikayeniz sizin hem biraz karışık hem de biraz bakın sizi yani bakım bile arada derede kaldı. Ben diğer bir kart ya da bir deste daha seçmenizi size tavsiye ediyorum bu açıdan. Bir de onu dinleyin bakalım ne kadar bu kısmı tamamlayacak. Hem de dediğim gibi biraz karşı taraf sizi de belki diyeceksiniz aa aynen evet beni de arada derede bırakıyor. İki ilgi veriyor sonra kaçıyor ben bu sefer ilgi için peşinden koşturuyorum diyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir baktığım zaman ilahilik zamanı gelmiş diyor. Ay çok toksik. Şimdi bakın o destede eril enerji çok yoğundu. Bu destede daha çok dişil enerji yoğun görünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman size şunu söylüyor. Yani çok iyi bir zamandasınız aslında. Diyor ki işler gelişirken sabırlı olun. Bu bağlantı beklemeye değer. Yani eğer aklında ya ilgisiz davranıyor acaba onu beklesem mi? Çünkü çok toksik bir ilişkideyiz. Aslında toksik değil biraz da karmik bir ilişki. İkinizin de belki ayrı ayrı hataları oldu. Birbirinizde bu hataları belki acısını çekiyorsunuz. Biraz araya sabır girmesi lazım. Çünkü sabırlı olduğunuz takdirde yani bu bağlantı gerçekten beklemeye değer. Ve biraz sabır, biraz izin biraz anlayışla bu toksik olan ilişkiniz biraz da karmik. Yani birbirinizde bir şeyleri öğrendiğiniz bir ilişkiye dönebilir ve bu ilişkide özellikle de dişil ilahi yani dişil enerjinin inanılmaz güzel bir katkısı görünüyor. Zaten bakın burada bir yine dişil enerji kendisini gösteriyor. Demek ki burada dişil enerji olan arkadaşlar sizlere çok fazla iş düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu destede yöneten, karar veren kişi sizsiniz. Ve diyor ki bu kart anne uyanıyor. Yani bayağı bayağı uyanır ve şefkat, işte yetiştirme, rehberlik. Bakın görüyor musunuz? Kartlar her ne kadar ayrı destede de olsa birbirini bağlıyor. Burada diyor ki karşı tarafı anlaman gerekiyor. Biraz sor, neyin var? Biraz üzerine gitmenizi istiyor. Burada da ona rehberlik et. Nasıl öğretmen çocuğa bir şey anlatırken kafasında bir yerden sonra vro vro anlatıyor. Çocuk da artık yeter deyip anlamaya başlıyor ya. Biraz öyle yani sanki aşk yaşamıyorsunuz da çocuk yetiştirme yurdunda birisine bir şey anlatıyor. Yani bu ilişki nasıl yaşanır bak partner nedir, aşk nedir, güven nedir. Yani sanki bunları karşı tarafa tek tek anlatmaya çalışıyorsunuz gibi gördüm. Güzel bir şey aslında. Sizde aşkı, ilgiyi, ilişkiyi, bir şeylere öğrenmesi kötü değil ama e, bu süreçte sizi fazlasıyla yorabilir. Şimdi devam ettiğim zaman bakın kartıma. Şüphe kartı. Şüphe kartında şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bu kişi de sizin belki 20 yıllık eşiniz için buradasınız. Belki 2 haftalık bir ilişki için buradasınız. Burada şunu anlatır. Ne olursa olsun bu kişiye güvenemediğin noktalar var ve sen bu kişiyle ilgili şüpheleniyorsun bakın zaten bizim bakımımızın amacını ne? neden ilgisiz şüphelerinizde haklı olduğunuzu ve bu süreçte başka bir kişinin varlığından burada açık ve net bir şekilde bahsediyor bu yüzden sizin istediğiniz ya bilemiyorum. Belki diyorsunuz ki hadi şuraya gidelim, hadi buluşalım, hadi bana bir şey alalım. Hadi hep beraber bir şeylere gidelim, yapalım, edelim. İstekleriniz var, bir şey söylüyorsunuz, bir şey rica ediyorsunuz ve sürekli olarak sizi erteliyor. Seninkini sonra yaparız, şu an müsait değilim. Evet, başkasına gelince müsaitsin. Ama işte şimdi öyle oldu da şöyle oldu da bilmem ne. Yani sizi erteleyip kenara bırakıp başkasıyla çok rahat bir devamlılık durumu var. Bu kişinin ben kafasını inanılmaz karışık gördüm ve açıkçası burada size baya baya bir öğüt var. Bakın ne diyor? Stalking. Yani stalkla onu takip et. Yani aman bana ne deyip bırakma. Çünkü sizin yakın arkadaşınızla belki görüşüyor. Biraz burada gerçekten şu güneş gözlüğünü takıp bir bakmak gerekiyor. Çünkü güneş gözlüğünün arkasından sizin nereye baktığınız gözükmez. Ve farkettirmeden biraz bu kişiyi izlemeniz, bakmanız, takip etmeniz gerekiyor. Ve onun dışında bu kişinin ne yapıyor, ne ediyor, odaklanmanız önemli, sevgili dostlar. Ve arada siz de kaybolun. Yani onu nasıl kendine geri çekiyorsa, siz de ara ara kendinizi geri çekebilirsiniz. Üçüncü desteme geçiyorum. Ah. Oh. Herkes yani benzer şeyden müzdarip. Aa, bakın şimdi sevgili arkadaşlar burada üçüncü kişinin varlığı açık ve net bir şekilde burada görünüyor. Üçüncü taraf açıkça diyor ki bakın başka insanlar bu ilişkiye müdahale ediyor ve tüm potansiyelini kötülüyor olabilir. Yani sizin belki de evliydiniz, belki çocuklarınız olacaktı, aileyle tanıştıracaktınız, çok ciddi bir ilişki içerisinde giderken bir anda şak, önünüz kesilmiş yani o konuşmalar iyi gidiyor. Dün gece çok iyiydik, sabah kalktık bana cevap vermedi, akşama kadar beni engellemiş bir anda anlayamadım dediğiniz bir durum olmuş olabilir. Bakın üçüncü kişilerin, üçüncü parti durumunu diyor zaten, üçüncü kişilerin bu iyi giden ilişkiye bir müdahaleleri var ve bu iyi değil. Yani baya baya burayı altını kazmışlar yani ilişkinin. Üçüncü bir kişinin olduğu burada açık ve net bir şekilde sevgili arkadaşlarım yazıyor. Devam ettiğimde diyor ki o kendisini bir ilişkide hissetmiyor ki. Bekar, yalnız bir ilişkide değil. Yani kendisini bekar, evli olsun konuşsun sizden 10 tane insanla konuşsun diyor ki ben bekarım. Ya da bazı insanlar vardır, ilişkidedir. Evet, ama sizin yanınızda olduğu sürece bir aşkı biliyordur. Sizin yanınızdan ayrıldığı an ben şu anda yanımda bir kadın, bir erkek ya da bir insan görmüyorum. O zaman ben yalnızım. Sadece sizin varlığınız sanki konuşurken, aynı ortamdayken, yan yanayken hiçbir problem yok. Ayrı ayrı düştüğünüz zaman ya da o telefona geçtiğiniz zaman sizin yanınızdan çıkıp gittiği an "Aa ben bekarım." gibi bir durum görünüyor karşı tarafta ve bakın bir bloklama olayı belki birbirinizi hem normal yani böyle e sosyal medya üzerinden dediğim gibi engellemiş olabilirsiniz. Bu kişi size e bir engel koymuş olabilir. Onun haricinde de bu kartın anlamı şu biraz da nasıl diyebilirim Türkçesine engellenen engeller gibi bir aslına bakarsanız anlamı var bununla alakalı ve şu hani bana izin vermiyor izin vermediği gibi kendisine de engel koyulmasına da izin vermiyor. Yani hani o bana engel koyuyor. Arkadaşına görüşme diyor mesela. Ben de ona engel koyuyorum. Hayır. Benim ona engel olmamı dahi engelliyor bu bir. İkincisi sizin bir şeyler yapmanıza, yapmamanıza, satın almanıza, gitmenize, gelmenize bu üçüncü kişi de karışıyor. Yani partnerinizin başka birisi var hayatında. Açık ve net bir şey gördünüz zaten. Ve işte sizinle konuştuklarını sanki ona söyle işte ben ona sizden için işte telefon alacağım onu buraya götüreceğim hayır götürme dediği zaman siz bir yere gidemiyorsunuz hayır onunla buluşma dediği zaman o da size diyor ki hayır buluşamayız yani diğer üçüncü kişinin bakın zaten bu kartta diyor ya hani üçüncü bir kişi var ve sizin ilişkinizin potansiyelini çok kötü bir şekilde etkiliyor olabilir ee, sizi engelleyenin bir de başı var. O da diyor ki e, izin verme ona. O da diyor ki tamam ben sana izin vermiyorum. Yani başka birisinin etkisinde kalarak size biraz daha karar veriyor. Geldi yeşil adam. Tabii ki burada aslında anlam biraz daha şudur arkadaşlar. Gelecek vadeden eril enerji aslında anlatır. Yani kadın erkeği yok aslında bunun. Ve burada biraz daha bakın enerjinin hem yükselmesinden hem genel olarak bir enerjinin dalgalanmasından yani harekete geçmesinden hem de bir doğurganlık dönemini anlatıyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu ben bu insanı baya baya reddettiğinizi yani bu narsist insan size bir anda aşk patlaması yaşatabilir ama sanki siz artık bu insanı yani ben ona işte çok özverili davrandım, çok kibar davrandım, çok iyi davrandım. Ama artık kendimi açıklamak istemiyorum. Sadece kendimi kendime anlatmak. Yani ben, ben mutlu olmak istiyorum diyorsunuz diyelim kendinize. Ve hani benim artık ona karşı bir sorumluluğum yok düşüncesi olabilir. Çünkü onun da sanki size karşı bir sorumluluk düşüncesi yok. Fakat dediğim gibi bu Greyman size bir şekilde geri dönebilir. Ama siz ona karşı bir reddiniz var. Bakın o narsist kişiye ki bakın birinci destede de o narsist kişi çıkmıştı az çok. O yüzden dedim en baştan beri e, kartlar ister istemez birbirini takip edebilir. O yüzden birkaç tane seçebilirsiniz diyerekten. Burada kendini öncelikle geri çekiyor. Yani sizden baya baya absorbe eden, bencil, narsist, tek taraflı bir ilişki yaşayan birisi var. Yani karşınızdaki insan ve bir anda sizi aşk böyle bombalaması. Bir anda patır patır seni seviyorum aşığım sana. E Kendini geri çekmiştim bencil, egoist, narsist, tek taraflı ilişki yaşayan kişi bir anda size arkadaşlar bir geri dönüş yapabilir ve bir anda bir sevgi patlaması olabilir. Ben bu üçüncü kişinin hani bak da sizinkini yönetebiliyor istediğini aldıktan sonra aldırdıktan yaptıktan ettikten sonra sanki sizin bu karşınızdaki kişiye hadi yallah diyebilir. Çünkü siz nasıl onunla uğraşıp bir yerden sonra canınız sıkıldıysa sizin bu hayatınızdaki insan, yani aklınızda şu anda kim için geldiyseniz ona da aynı baskıyı yapabilir. Siz bu kişinin baskısıyla, afrası tafrasıyla uğraşırken o diğer üçüncü kişi onun afrasıyla tafrasıyla uğraşmayıp onu bırakır. Yani böyle bir enerji var burada. Çünkü o diğer taraf üçüncü kişi yönetmeyi seviyor. Sizinki bir yere kadar yönetilip ondan sonra yönetici olmak istediğini eh buradaki yönetici olmaz deyip belki üçüncü kişi gidiyor. O zaman size işte tekrar yönetebileceğim insan kim? Sen deyip size bir dönüş yapabilir. Yani ilgisiz olmasının sebebi tamamen bir üçüncü kişi. Yani açık ve net burada. Artı narsistin teki yani onu söyleyeyim açıkçası. Ha, dengeli bir ilişki bulabildim mi? Ay şükürler olsun. Aman 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 çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar artık sizin ruhsal Fiziksel, duygusal olarak beklediğiniz, ihtiyacınız olan o sağlık dengesi, yani sağlıklı bir dengeye sahip olabilmek için hem fiziksel hem duygusal hem ruhsal anlamda artık bu e, ilişki sizin hayatınıza gelmeye başlıyor. Şükürler olsun. Yani bu ilişki artık sürdürülebilir arkadaşlar yani tam net açıklamasını hani çeviri olarak beklerseniz denge işte bir ilişkine sürdürülebilir olması için fiziksel duygusal ve ruhsal yakınlaşmanın sağlıklı bir dengesi olması gerekiyor şöyle bir geneline baktığım zaman diyor ki zaten hani kartlar bariz belli hani bu hepiniz zaten mutluluk bakın o mutluluk size gelmeye başlamış ve siz de bu mutluluğun ortaya çıkması oluşması için doğru yolda ilerliyorsunuz yani mutluluğun anlamını bulmak için doğru bir yolda ilerlediğinizi söyleyebilirim. Ama burada yalnız ebeveyn var. Bunu biraz daha şöyle anlatabilirim. Evet güzel bir ilişki devam edebilir ama kendinizi ara sıra birazcık böyle ya sanki ara ara yalnız kalıyorum düşüncesi olabilir. Ha genellikle bu şöyle söyleyeyim. Sizin ya da karşı tarafın diyelim mesleği gidiyor işte kabin memuru olabilir, polis olabilir. Gidiyor 2-3 gün göreve gidiyor ya da bir hafta 6 ay gidiyor. Çok uzun zaman sonra geliyor. Ehaliyle bütün sorumluluk bana kalıyor. Ya da kişi askere gidecektir, okulu vardır, biraz ayrı kalınıyor ve bu yüzden de bu ilişkide sanki bütün sorumluluk size kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bu dönemde ruhsal olarak hem kendi onu hem kendinizi hissedebilirsiniz. Ben bu insanda herhangi bir problem görmedim bu desteği seçenler için. Eğer ki derseniz ya Pınar ben bunlardan birisini seçmiştim. Ama şu anda ki kişiyle bunların arasında fark var. Evet baya baya var. Desteler zaten ayrı ayrı ama şöyle söyleyeyim. Bu destelerde bir şekilde kendisini toparlama potansiyeli olarak bir tık yarım bırakan ki burada da geri dönme ihtimalinden bahsettiğimiz bir insan var. Bunu onun devamı olarak alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve dediğim gibi bir mutluluk devam ediyor. Şu an yaptığınız şeyler gayet doğru sevgili arkadaşlar. Bu arada kendinizi biraz karşı taraf açısından ya beni kandırıyor, bana yalan söyledi daha önce tekrar söyleyeceğinden korkuyorum diyorsanız bu kişiden çok fazla bir daha böyle bir şey göreceğinizi düşünmüyorum. Çünkü sizler ve o kişi arasında çok hızlı, ekspres yani baya baya hızlı bir aşk gelişebilir. Bir aşk mesajı alabilirsiniz ve seninle ilgili hem düşünüyor hem de seni hani düşündüğünü sana bildirmek istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Bir sevgi, bir aşk aramasıyla bunu gerçekleştirebilir. Yani bir telefon var burada. Her an bir mesaj, bir arama bu kişiden bekleyin diyebilirim. Ah, birileri gücünü geri kazanıp geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle hemen ay ruh ikizi. Ya ne kadar güzel. Şimdi şöyle bir Ohoho. tamam. Çok güzel. Bakın şimdi arkadaşlar şu üçü belki biraz moralinizi bozdu ama dedim ya bir yerde bir geri dönüşler var. Bir e, karşı tarafın ağlaması, sızlaması var. Bakın şimdi arkadaşlar diyor ki mutluluğunuzun mu? yalnızca size bağlı olması gerektiğini nasıl hissettiğiniz konusunda kontrolü birine veriyorsunuz. Yani diyor ki size gücünü geri al. Yani çok fazla aman üzülmesin, aman kırılmasın. Hani bazı insanlar çocuğu aman düşecek, aman edecek, aman tutun, aman tek gitmesin. Yani böyle siz sanki aşk yaşamıyorsunuz da onun annesi, onun babası gibi bir rol durumu. Söz konusu sanki onu siz küçük evladıymışsınız da ya da ana babasıymışsınız da siz ona bakmak zorundasınız. O da size muhtaç ama o ergen olduğu zaman sizi dinlemeyi çekip gidebilir. Siz de onun ana babası gibi peşinden koşturmak. Onun gönlünü yeğlemek zorunda mısınız gibi bir durum var. Diyor ki bir an önce kontrol al. Çünkü sen e, duygu yani nasıl hissettiğinin duygularını başka birisinin yani birisinin onun kontrolü altına vermişsin. Ve tekrardan hani mutlu olabilmeniz için senin o gücünü toplaman gerekiyor. Şimdi ikinizin arasındaki çizgilerdeki yani daha doğrusu bağlantılardaki o nelerin gizli olduğuna bir bakmanız gerekiyor. Yani ilişkimizde bir şeyler var. Evet. Ama bir yerde sanki o aramızdaki dönen iletişimde o hatta bir yerde bir kesiklik var. Bir atlıyor. Bana bir şey anlatıyor ama orayı atlıyor. Yani işte onla gece bir arasında neredeydin? İşte şuraya gittim. 3 saat boyunca mı gittin? E işte şu kahve içtim. 3 saat mi kahve içtin? Şu ne oldu? O kadar zaman olamaz. Hani bakın bir yerde bir kesiklik var. Bunları bir toparlamak gerekiyor. Eğer ki özellikle ciddi bir yoldaysanız belki arkadaşları yoldan çıkarıyor. Belki o maaşta bir şey var yani işte maaşının her ay 25 bin lirası yok oluyor. Neden? Bir borç mu var? Bir hani yanlış bir şey mi var ortada? Benden neyi gizliyor? eve bir saat, bir saat, bir saat, bir saat geç gelmeye başladı. Hani arada bir tabii ki olabilir. Bir yerde oturur eder. Ama her Allah'ın günü bir saat boyunca işte ne yapayım yedide gelen insan diyelim dokuzda geliyor. Her gün artık dokuza geliyor. Sebep? Eee öyle. Yani biraz dediğim gibi buralara bakmak gerekiyor. Çünkü siz ee, hani bundan sonra sürekli olarak devam edecek bir ilişkinin içerisinde görünüyorsunuz. Bakın desteniz çok güzel sevgili arkadaşlar ve birbirinizin ruh ikizi olarak görünüyorsunuz. Artık ruh ağacınız şekillenmeye, büyümeye ve birbirinizle ilgili resmen bir aşk kütüphanesi oluşturmaya başlamışsınız. O kişiyi aklınıza yazıyorsunuz, kalbinize yazıyorsunuz, imza atıyorsunuz, hayatınızı ortaya koyuyorsunuz sonuçta. Yani, yani baya baya evlilik hayatı çok büyük etkileyen bir şey ve burada size dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Artı bu dönemde arkadaşlar sizlere şunu söylüyor. Bir amacınız var. Yani bu ilişkide hem sizin hem de onun bir amacı var. Evet biraz amacından ara ara sapmış olabilir. Ama ikinizin de bir amacı var. Özellikle onun sizinle ilgili bir amacı var. Nerede olduğunu ve ne yapması gerektiğini hani niye burada niye sizin hayatınıza girdi ne düşünüyor sizinle alakalı bunları biliyor ve resmen bir amaçla beraber hareket ediyor. Ben burada dediğim gibi o Soulmate kartında baya baya bir evlilik durumu görünüyor ve diğer hani kim varsa artık kadın olur erkek olur kim varsa hayatında ki belki bir arkadaşı sizin ilişkinizi baltalıyordu. Ona da arkadaşlar salı vermiş gitmiş. Yani biraz dediğim gibi hatalar olabilir. Hani kimse günahsız, süpersonik değil. Ama bu kişi en azından geç de olsa hatalarını anlamış görünüyor. Ama şöyle bir şey var bakın. Bu buluşmayla ilgili şöyle bir durum var. Yeni birisiyle de sizler tanışabilirsiniz. Ve aynı zamanda dediğim gibi bu arada da bu kişi size dönebilir. Yani şöyle yorumlamak istiyorum bu kısmı. Diyelim bu kişi sizin sanki böyle ilgisi azalıyor, biz ayrılacak gibiyiz gibi hissediyorsanız bu arada sizin hayatınıza yeni birisi girebilir. Belki siz de onunla konuşurken şu an kim için geldiyseniz o size tekrardan geri dönebilir. Yani böyle bir durum var ve bir e, buluşma görünüyor. Mesela burada bir arama vardı. Ama burada buluşalım olayı biraz daha yürünüyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada da bir salı verme olayı çıktı. Eğer ki arkadaşlar biri sizin böyle rahat olmanızı, keyifli olmanızı açıkçası rahatlamak yerine, yani rahatlatmak yerine size iyi gelmiyorsa bırak onu sal diyor. Birisi sizi rahatlatmak yerine kafanızı karıştırıyorsa onun size erişimini yeniden değerlendirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biraz ben burada sizin fazlasıyla karşı tarafa ilgi verdiğinizi görüyorum. Burada bakın size biraz daha görüyor musunuz? Size diyor biraz daha şey yap. Nasıl diyebilirim? Özgür ol. Özgür ol diye size söylüyor. Yani arkadaşlar şu anda aklınızdaki kişi ne yapıyorsa siz de aynısını yapın. Çünkü bu kişi böyle tatlı dilden anlamıyor da biraz daha bu kişiye acı vermeniz gerekiyor. Hani... Bazı insanlara iyi davranırsınız, hiçbir şey olmaz. Ama küfredersiniz, gider başkasıyla takılırsınız, e, kıskandırırsınız. E, o zaman sizin değerinizi anlayabiliriz. Zaten öyle. Bir şeyi kaybetmeden değerini anlamıyoruz. Aç kalmadan yemeğin de kıymetini bilmiyoruz. Çünkü hep dolapta. Ama dolapta olmadığı zaman ben bugün ne yapacağım? Ben yemeksiz ne yapacağım? Endişelenirsiniz değil mi? Biraz daha bakın bu kişiden kendinizi bir tık geri çekmeniz gerektiğini, ifade ediyor. Bu kart arkadaşlar biraz daha dileklerle alakalı. Bir dileğiniz, bir duanız var bu kişiyle alakalı. Aslında kötü değil. Yani kapımda köpek olsun. Kapınızda köpek olması mesela kötü bir dilek olarak ben düşünmüyorum. Çünkü bu kişinin bir şekilde bir acı çekmeli. Benim canım nasıl sıkılıyorsa ben niye bu videoya girdim? Yani bana karşı ilgisiz. Ben bunu artık kendi içimde çözememişim. Bir de videoya girip bakıyorum. Yani Baya baya canınız sıkılmış görünüyor. Bununla ilgili de sevgili arkadaşlarım. Bu kişiyi birazcık dediğim gibi salıverin gitsin. Çünkü sizin üzerinize birazcık bazı konularda belki maddi, belki manevi açıdan yük olmuş olabilir. Aynı zamanda bakın diyor ki sen gururlu bir insansın. Öncelikle kendini sev. Yani kendinizden çok arkadaşlar sanki ona koşturmuşsunuz. Kendinizi bırakıp her şeyi ona vermiş gibi görünüyorsunuz. İşte arkadaşlar bakın dediğim olay bu. Sizin öncelikle kendinizi sevmeniz, kendi açıkçası seksapalitenizi, cazibenizi, çekiciliğinizi kendinizin görmesi gerekiyor. Bunu ortaya koymanız gerekiyor ki o da bunu anlasın. Yani birazcık size aç kalması gerekiyor. Bunun için de birazcık evet ölç alman, karşı tarafa biraz acı çektirmeniz gerekebilir. Ve arkadaşlar devam ettiği zaman ne var burada? Bir nişanlanma durumu görünüyor. Hani illaki kalkıp evlenme olmasına gerek yok. Zaten bu kart tek başlı başına bir yani ilişkinin ciddiyetini gösteriyor. Evet aranızda bir ciddiyet olacağı belli. Ama bu kolay yoldan severek değil biraz döve döve hani e, öğretmek. Yani aman çocuğum gibi değil de öğren, öğreneceksin gibi biraz daha böyle döve döve hani e, kafasına vura vura bir şeyler öğretiliyor diyebilirim. Yani keşke böyle olmasaydı ama bu kişi birazcık şımarmış. Bence. Ben karta bakarak söylüyorum. Ve aynı zamanda birbirinize karşı bir bağlılık durumu, bağlılık yemin etme, ortaklık, birleşme, tamamlanma, sonsuzluk gibi şeyler bu kartta beraberinde var. Yani zaten nişan yüzüğü yazıyor burada. Ya tabii ki ilişkinizin ciddiyeti açısından önemli. Oh, bakalım. ah Sonunda dürüst bir insan. Aa bu borçlu. Abo. Arkadaşlar. Şimdi bakın sizin olayınız karışık. Neden karışık? Bu kişi gidiyor gidiyor eve geri dönüyor. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Ve e, sizi birazcık hayat anlamında yoruyor. Para konusunda evet doğru söylüyor aslında. İşte param var diyorsa var. Param yok diyorsa yok. Hani ne söylüyorsa doğru. Ama işte... Annemi şunu aldım, kendime bunu aldım. O yüzden param yok diyorsa buna inanmayın. Çünkü ben biraz daha bu kişinin parasının olmayışını biraz riskli şeylere yatırdığını, belki dolandırıldı, belki birisine kefil oldu, kumar oynadı, başka şeyler yaptı. Yani dediğim gibi biraz gereksiz bir harcama durumu söz konusu. Artı burada bakın sınırlar kartı var. Sınırlar kartı diyor ki bakın neye izin vereceğiniz veya işte nelere izin vermeyeceğiniz konusunda açık olarak insanlara işte size nasıl davranacaklarını öğretmeniz gerekiyor. Yani herkes sınırını bilecek. Ve e, bu şöyle yani. Şimdi yeğeninizle konuşuyorsunuz. konuşmayı yeğenim. Ne? 20 yıldır 30 yıldır tanıdığım insanla sen geldin konuşmayacak mıyım? Annenle görüşme. Babanla konuşma. Bana bak laf etti. İyi de baba, anam. Yani senin bir kelimenle tabii çok büyük bir hata olduğu zaman o ayrı. Ama iki şeyiyle ben 20 yıllık arkadaşımı niye kenara atayım? Yani arada çok büyük bir sınır farkı var. Şimdi e, koyduğu sınıra bağlı olarak dişi işte bak hareketleri hoş değil bak bacağını falan elliyor saçını oynuyor yani hoş değil. Siz de dersiniz ki a evet gerçekten ben kendim onun yerine koyduğumda ben de istemem birisi gelsin bacağını ellesin saçıyla oynasın. Yani haklı dersiniz ona göre Arkadaşım yapma dersiniz ya da akraba yapma dersiniz çekilir kö köşesine ama en ufak şeyde de dediğim gibi bu insanın bir sınırı olması gerekiyor. Neyinize karışıp karışmayacağına e, biraz dediğim gibi iş yerinize çok karışıyor belki bilemiyorum ama bu ilgisizliğin sebebi esen benim dediğimi yapmıyorsun. Bakın benim dediğimi yapmıyorsun. Ben seninle konuşmuyorum. Madem öyle ayrılalım, bitsin, defol bilmem ne. Belki hemen olaylar buraya geliyor olabilir. Ama bunun arkasında dediğim gibi her ne kadar doğru da söylese bir gurur meselesi burada var. Yani sanki arkadaşlar parasal anlamda bir sıkıntısı var. İşi, gücü, çalışması, kazancı ile alakalı. Kendi içinde böyle bir şeyleri gurur yapıyor. Belki maddiyatı çok iyi değil ya da işleri batmak üzere bir sıkıntısı var ve bunun sinirini hıncını sizden çıkarıyor sanki. Ben böyle bir şey gördüm. Artı bu kişi durup durup ağlaya ağlaya size doğru dönen birisi ve hayatında şu anda çok önemli bir geçiş aşamasında görünüyor. Bu geçiş aşamasındayken hayatıyla hayatındaki o en önemli dönem zamanı yaşadığı bir arada ve bu yüzden de arkadaşlar her ne kadar sizinle alakalı aşk hayatıma gelebilirsin, hoş geldin aşk dese de birazcık arkadaşlar şey yani hem istiyorum hem istemiyorum yani istemiyorum yan cebime koy gibi bir olay da aynı zamanda bu kişiyle alakalı görünüyor. Biraz kararsız davranışları bakın çok tutarsız farkında mısınız? Yani baya bir tutarsızlık durumu görünüyor. Aynı <laughs> kararsızlık kartı. Şimdi arkadaşlar diyor ki Sezgilerime, hayatın her alanında işte kullanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bakın diyorum ya bu kişinin bir dediği bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor. Merak etmeyin aranızdaki o dengeler bir şekilde sağlanabilir. Çünkü birbirinize karşı ister istemez her ne kadar kıssanız da ilgisiz de olunsa gitse de gelse de bir şekilde arkadaşlar yani ben birbirinizi özlediğinizi söyleyebilirim. Ve bunun yanında da bir durum var. Bir günah olayı var. Bu günah şimdi bilemem. Herkesin günah sevabı kendine. size aldatıyordur, size yalan söylüyordur, size kötülük yapıyordur bir yandan kalbinizi kırıyordur. Bir kul olarak sizin kalbinizi kırıyordur. Bu tabii ki günah. Birini üzmek, hani yetimi üzmek vesaire. Tabii ki aşığı üzmek günah. Ama onun haricinde belki üçüncü bir ilişki falan varsa bu da olabilir. Şimdi bu kişi arkadaşlar bir e, şans durumu var ama çok riskli olduğu için ve önünde de çok fazla seçenek var şimdi ve biraz stratejik e, olması gerekiyor ve hani biraz bu kişiye şöyle bir şey söyleyebilirim hani enerjisel olarak şöyle bir şey var artık elimdeki kartları göstermeliyim yani diyecek ki size benim borcum var benim şöyle bir alışkanlığım var. Ben sana işte yalan söyledim. Ben seni aldattım. Şöyle böyle. Yani artık bir şekilde bunun doğrusu neyse onu size söylemesi gerekiyor. Onun haricinde bakalım başka neler var? Aman aman. Siz arkadaşlıktan geçen bir ilişki mi? Yani önce arkadaşlık hani sohbet muhabbet yani çok fazla hani görücü usulü bir olunduysa hani iki görüştük üçüncü de evlendik gibi değil de biraz da arkadaş olduktan sonra sanki bir e, ilişkiye görünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar devam ettiğim zaman diyor ki işaretlerine dikkat et. Yani sana böyle alttan alttan bir mesaj verebilir. Şimdi sadece buna bakarak bir şey söylemek doğru değil. Ama burada hem korkuları olduğunu hem de ev, yuva, birliktelik, bir şeyleri beraber halledelim, beraber toparlayalım. Ama ben işte korkuyorum. Neden? Daha önce işte evlenmiştir ya da bir ilişkisi olmuştur, yarım bırakılmıştır. O eski partner işte vefat etmiştir. Tekrardan birini kaybetmekten çok korkuyor olabilir. Dediğim gibi daha önce çok kötü bir ilişkisi oldu. Belki de anne babası ayrıldı. Problemler yaşadı ve bu yüzden ilişkiyle alakalı bazı korkuları var ki maddi kaygıları içerisinde de olabilir yani ben sana yeterim yetemem böyle bir korkusu olabilir onun haricinde bakın diyor ki artık bir orijin noktanız var tam noktanız var ve bu noktadan artık başlıyorsunuz o nokta arkadaşlar Y'yi X'i Z'yi kesen bir şey yani o koordinatta o orta kısımdır istediğin yöne git o 360 derecede ister buraya 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 nereye gidersen git burada senin bir başlangıcın var ve bu kesinlikle yanlış değil. Sağda doğru, solda doğru. Hepsi doğru. Hiç kendinizi sıkmayın. Ve arkadaşlar bu dönemde birbirinizi özellikle hani anlayabileceğiniz bir dönem. Hani bir insan deniyor ya. O benim hem eşim, hem partnerim, hem arkadaşım, hem sevgilim, hem anam, hem babam. Hani birbirimize ana baba da olduk. Geri geldi partner olduk, geri geldi arkadaş olduk, geri geldi düşman olduk. Yani e, sanki birbirinizin böyle bir her şeyi olabilme. İşte hem eğlence arkadaşım, işte alkol alıyorsunuz hem alkol masasındaki arkadaşım, işte hem eşim hem hasta bakıcım. Değil mi? Hem doktorum bana ilaç getiriyor. Yani böyle bir olayınız olabilir. Bu dönemde böyle bir yaratıcılık haşa, söylemek doğru değil ama burada böyle bir şey var. Bir yaratıcılık durumu söz konusu. Ve bu yaratıcılık genellikle şöyle bir zamanda çıkar. Yani bakın bir sürpriz var zaten. Siz yapar aniden bir değişim. Ani değişim. Şok edici haberler. Onun haricinde sürpriz gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir değişim dönemine girebilirsiniz. Burada da muhtemelen evlilik teklifi. Veyahut da bir eğlence. Hadi gel buraya gidelim. Belki aylardır görüşmüyorsunuz ya da bu kişiden bir laf duymak istiyordunuz. Hiç duyamamıştınız. Şimdi size bir anda seni seviyorum, seni özledim, ben döndüm. Ne haber, nasılsın, gel buluşalım, ben seninle ciddi düşünüyorum gibi bir haber gelebilir. Çünkü bir şimşek çakması şeklinde ani bir olay var. Ama bakın burada size aynı zamanda ne dedi? İşaretlere dikkat et. Özellikle de senkronize olanlara. Yani bir anda bu kişi dalgalı bir şekilde yani hayatınıza gelebilir. Böyle bir şeyleri bayağı ayarlamış bir şekilde gelebilir. Ve burada işaretlere dikkat et. Ve dediğim gibi ani değişimler, sürprizler, şok edici haberler. Yani bu kişi geldiyse ciddi bir şeye gelmiştir. Sen de bak bakalım sana nasıl davranıyor. Önceki zaman, şimdiki zaman arasındaki fark ne? Sevgili dostlar benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. kalınız. Bay bay.